Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu s-salisu ve's-selasune min kitabi merahil ervah. Bugün merahul ervahın 33. dersini okuyoruz. Ve sigatuhu min gayri sulasiyyi. İsmul fa'alın sulasiden sırasını öğrenmiştik. Neydi? Daribun fa'ilun. Öyle değil mi Ahmet? Daraben ismi fa'ali ne? Neserenin, nasirun, katelenin, katilun. Bak sulasi mücerredden ismul fa'alın sırasını biz öğrenmiştik. Öyle değil mi Mert? Ha bu sefer ve sigatuhu min gayri sulasiyyi. Sulasının gayrisinden sigası ala sigatil mustakbeli. Mustakbel sigası üzerinedir. Yani fiile mudari bina fa'alın sigası ne ise aynı öyledir. Yalnız bir mimin medmumetin harfi mudari yerine bir mimin medmum gelir. Mesela yestehricu. Yayı kaldırın, mus yapın. Ve kesri ma qablel ahiri yestehricu zaten önceden kesildi. Ma qablel ahir kesri olur. Yani eğer önceden kesre ise kesre baki kalır. Önceden kesre değil ise ne olur? Kesre olur. Oldu. Budur. Bir fiil geldi biri Mert bana bunu ne et? İsmi lafını getir. Zor bir tarafı yok. Harf-i mudari kaldırın atın. Yerine bir mim medmum, medmumli demeli bir mim getirin. Makable ahir kesirse kesresine devam değilse kesre yap. Oldu gibi. Yeştemi'un, müştemi'un. Yestahricun, müstahricun. Yenkati'un, munkati'un. Yetebaadu, mutebaidun. Hep öyle. Ve sigatuhum min gayri sulasiyyi ala sigatil mustakbeli bi mimin medmumetin ve kesri ma qablel ahiri. Nahvu mukrimin. Nahvu mukrimin. Ne gibi? Mukrim lefsi gibi. Mukrim lefsi gibi. Anlıyorsunuz değil mi? Mudaresi nedir? Yukrimu. Yayı kaldırdık, yerine mimme medmum getirdik. Makabül ahirra meşsürdü, kesesine devam ettik. Mukrimun oldu. Oldu. Ve sigatuhu min gayri sulasiyyi ala sigatil mustakbeli bi mimin medmumetin ve kesri makabülel ahiri nahum mukrimin. Oldu mu olmadı? Peki başka bir harf yok mu? Niye mimin medmumi getiriyoruz? Bak niye medmum getiriyoruz onu demiyorum. Niye mimi getiriyoruz? Sebep ne? Şimdi sebep ne? Normal ziyadede asıl illa harfleri vav, ya, elif. Eğer bunlardan biri olmuyor ise bari bunlara yakın olan bir harf olsun. Nun bunlara yakın, mim bunlara yakın. En uygun mim olunca mim gelmiş. Bakalım ne diyor? Faktirel mimu mim ihtiyar edilmiş لِتَعَزُّرِ حَرْفِ الْاِلَّتِ. Burada harfe illenin neyi var? Taazzuru var. Harfe illenin neyi var? Taazzuru var. Anlıyorsun değil mi? Harfe illetin ziyadeliğinin imkansızlığı var. Taazzur imkansızdır. Burada harfe illen ne yapamayız? Harfe ille ziyade edemeyiz. Niye? İmkansızdır. Harfe ille ziyade edilmeyince mecbur onlara yakın harf ne varsa onu getiririz. En yakın nedir? Mimdir. Mimi zayde ediyoruz. Bildiniz mi? Bakın diyor faktirel mimu li taazzuri harfi illeti harfe illenin ziyadesi imkansızdır. Bir de ve kurbil mimi minel vavi. Hurufe illeden olan vava mim mehrec olarak nedir? Yakın. Madem harfe ille imkansızdır, harfe ile yakın, vava yakın olan mim ne olmuş? Zayde olmuş. Mim ne, nesinde vava yakın? Fi kevniha şefeviyyeten. Vav da şefevi bir harftir.
dudaklarına çıkan bir harf. Mim de şeffafı bir harftir. Oldu mu? İllet harfi niye şey değildi? Ha, Muhammed güzel sordu. Niye harfler imkansızdır? Şimdi vav niye imkansızdır? Vav kelimenin başlarına gelmiyor. Kelimenin başlarına vav var mı? Hani hiçbirinde vav yok. Bildiniz değil mi? Ya bir deyse vav getirelim ama tayak kalb edelim. Ne edelim? Tayak kalb oldu mu? Bu fiil müdare midir? İsim falını bilemeyiz. Mukrimun, tay getirdik. Vav getirdik, vav da tayak kalb ettik, tukrim oldu. Bu fiil müdare mi? İsmi faaldir bilemeyiz. O zaman vav gelemez. Bakın, vav imkansız oldu. Vav gelirse kalırsa kelimelerin başında vav olmaz. Ağırdır kelimenin başında vav yasak. Taya kalb ederse zaten yaya başı bir harfe kalb olmaz. Olsa taya olur. Taya da kalb olursa mudare ile kibasi olur. Taya da kalb olmaz. Öyleyse vav olmaz. Peki elif geldi. Yukrimu'dan elif getirir. Ne olur? Ukrimu. Ya bu ismi faal midir? Mütekellim vahdehu için olan mudare midir? Bak elif de olmadı. Harf ile ne kaldı? Va olmadı. Elif olmadı. Ya olsun. Yukrimu ya oldu mu? Bu ismi faal midir? Fiil mudare midir? Bilemeyiz. Bir de ise ismi faal ise yukrimun tenvinli gelir. Mudare ise yukrimu tenvinsiz gelir. Fark var. Ahırın harekesine, tenvinine bakılmaz. Vakıfta hepsi ne olur? Sakin olur. Oldu. Mecbur bu sefer bakıyoruz. Bunlar olmayınca bunlara yakın ne var? Bunlara yakın ta var. Şimdi mim var. Mim neye yakın? Mim vava yakın. O da şeffafi, o da şeffafi. Ne ettik? Mimi zayid ettik. En münasip, en uygun mim. Oldu. Çünkü ziyade hürfe ilenin görevi. Onlar olmayınca mahrec olarak onlara yakın hangi harf varsa o. Bitti. Bakın. Faktir el mimu li taazzuri harfil illeti ve kurbil mimi minel vavi fi kevniha şefeviyyete. Peki mim geldi, tamam, kabul ettik. Harf, illa harflerinden bir harf olmayınca vava en yakın mim olunca mim geldi. Mim niye medmum oluyor? Meftu olsa değil. Meksuf olsa değil. Sakin olsa diyemeyiz. Kelimenin başında sakin olmaz. Diyor ve dummel mimu lil farki beynehu ve beynel mevdi'i. Mim medum olmuş ta ki ne? Ta ki ismul mekan, ismul zaman ile ismul fal arasında fark olsun. Şimdi evda'a yudi'u ism fal ne gelir? Mudi'u. Peki veda'a yada'u. Veda'a yada'u. İsmi zaman, ismi mekan ne gelir? Mevdi'ye. Bak mudi'ye, mevdi'ye. Mim eğer medmum olmamış olsaydı, meftuh olmuş olsaydı ne olurdu? Mevdi'ye olurdu. Mudi'ye değil, mevdi'ye. Mevdi'ye ismi zaman mıdır? İsmul mekan mıdır? İsmül faal midir? Bilemezdi. Oldu. Biri deyse mim niye medmum oluyor? Fethe demeden daha nedir? Hafif. Ve dummel mimu lil farki beynehu ve beynel mevdi'i. Oldu. Biri deyse mevdi ile fark olsun diye. Ya sülase mücerreden ismül zamanı, ismül mekanında mim meftu gelir. İsmul faalın da mim ne gelir? Medmum gelir. Tersini yapsaydı yine fark olurdu. Olurdu. Sülasi kesirül istemadır. Bak, ismul zaman, ismul mekan. İki tanedir. İki olması itibariyle istemaları daha çok. Sülasi olunca istemal daha çok. Ha, madem ismul alet, ismul mekan sülasiden oldukları vakit istemaları daha fazla ise
Onlara en hafif hareket nedir fethen daha uygun. Ağır olan denmeyi ism sülasi mücerreden gayrisine olan ism-i faala veririz. İsm-i sülasi mücerreden ism-i zaman ism-i mekana da fethe veririz. Bakın diyor li enne sülasi aslun vel fethe eyden aslun. Bu tahfifi demiyor. Diyor sülasi asıldır, fethe asıldır, asli asla verilir. Oldu mu? Biri değilse kesre yapsaydı, kesre de yaparsak ismul alet iltibası olur. Neyle iltibası olur? İsmul aletle iltibası olur. Bitti. فَقْتِيرَ الْمِمُ لِتَعَزُّرِ حَرْفِ الْعِلَّةِ وَقُرْبِ الْمِمِ مِنَ الْوَاوِ فِي كَوْنَا شَفَوِيَّةً وَضُمَّ الْمِمُ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَوْضِعِ وَضُمَّ الْمِمُ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَوْضِعِ Anlaşıldı. Mevdi demek yani sürasın bir aradan ismul zamani, ismul mekani demek. Yalnız bir şey söyleyeyim unutmayın. Şimdi entene ismul faali ne gelir? Muntinun gelir. Entene muntinun. Bazen mintin gelir. Yani ekreme babında unutmayın. Aynül fiilin mutabati için min medmum olur. Bildin mi? Bak nasıl oluyor. Şimdi bak mun ti nun değil mi? Ama bu aynın tanın hareketinin hareketine uyumlu olması için min ti nun yapabiliriz. Biri derse min tinun ne sıgadır? Min tinun ekreme babının ismi faali. Ya olur mu? Olur. Ekreme babında bazen mim aynul fiile tabi olarak ne olabilir? Meksur olabilir. Anladınız değil mi? Min tinun okuyabilir. Min tinun ne sıgadır? Ekreme babının ismi faali. Bazen de tersi olur. Mun tinun ota demeli olur muntunun. Muntunun. Oldu. Muntin ismi faaldir. Mintinun ismi faal. Muntunun ismi faal. Bunları unutmayın. Ekreme babında öyle bir Kur'an var. Peki ismi faalın sülasi mücerredin gayrisinden ismi faalın Kur'an'ı öğrendiği. Pek ve nahu mushebin lil faali. Musheb faal içindir. İsmul faaldir. Nedir? Halbuki makam lafı meşhur gelmemiş. Mushebun gelmesi gerekirken ne gelmiş? Mushebun gelmiş. Bu min eshebe. Hangi fiildendir? Eshebe fiilindendir. Oldu. Ve yafi'un bak eshebeden ise ne gelmeliydi? Mushibun gelmeliydi. Ama mushebun gelmiş. Makarla ahir meksur olması gerekirken meftuh gelmiş. Oldu mu Muhammed? Sıkıntı o. Ve yafi'un min eyfe'a. Nedendir? Eyfe'a. Eyfe'a'dan ism-i faal ne gelmeli? Bizim söylediğimiz kurala göre. Söyleyin. Mufi'un. Ha, mufi'un. Yani mufi'un olmalı. Ya sakin makamli medmum vava kalb olur. Mufi'un olmalı. Ama burada ne geliyor? Yafi'un. Yefe'a gibi yafi'un gelmiş. Yani sülasi mücerred gibi gelmiş. Diyor ve nahu mushebin lil fa'ili min eshebe ve yafi'in min eyfe'a. Bu nedir? Bu şazdır. Şaz Kur'an'ı ne etmez? Bozmaz. Öyle değil mi? Bu nedir? Bu şazdır. Yafi'un demek çocuğu büyüdü, gelişti. Çocuğun ne oldu? Büyüdü, gelişti. Mushebun adam çok konuştu. Neydi? Çok konuşmak demektir.
Bak musibun okuyoruz ama ismul faal ne ediyoruz? Mane ediyoruz. İsmul faaldir. Musib gelmesi yerine musib gelmiş, şaz gelmiş. Ve nahu musibin lil faali min esebe. Esebe zeydun yani eksere fil ekserel kelame. Çok konuştu. Ve yafi'un min eyfe'al gulamu. Gulam, eyfe'al gulam ne demek? Büyüdü, gelişti demektir. Oldu. Şimdi daribun ismul faaldir değil mi? Ahire nedir? Bedir. Müennes için daribetün bir tay tenis gelir. Tay tenis gelince bu sefer ahir olan be meftuh olur. Daribetün, daribeten, daribeti. Hareke o tanın üzerine geçiyor. O ahir koşini tanımak kabili ne oluyor? Meftuh oluyor. Ve buniye ma qabla ta'i tenisi alel hareketi ma qabla ta'i tenis hareket üzerine ne oluyor? Mebni oluyor. Nerede? Fin nahvi daribetin. Fin nahvi daribetin. Daribetin gibi yerlerde daribetin gibi yerlerde anlıyorsun değil mi? Daribetin gibi yerlerde makabla ta etenis mebni alel hareke olur. Sebep ne? Ahir idi. Harekeler o ba üzerine gelir iken şimdi harekeler tan üzerine geliyor. O be ne oluyor? Mebni alel fetha oluyor. Sebep ne? Diyor sebep budur. Li'ennehu o makabla ta etenis sare bi menzileti vesetil kelimeti. Sare bi menzileti vesetil kelimeti. Kelimenin vesetinin menzilesinde oldu. Li'ennehu sare bi menzileti vesetil kelimeti. Tanın yapışmasıyla kelimenin ahiri olan mehallul i'rab olan ba vesetul kelime hükmüne geçti. Benzeri var mı? Evet. Kema fi nuni te'kidi, nuni te'kidi olduğu gibi. Yedribu, yedribu, leyedribenne, nun gelince o va kelimenin vesati oldu, mebni alel fetha oldu. Ve ya-i nisbeti, mesela besriyun, ya-i bir kelimedir, kelimenin ahiri raddir. Ya-i nisbet gelince, o makabla ahir mebni alel kesr olur. İrab artık ne üzerine gelir? Ya üzerine gelir. Oldu. Tekrar ediyorum. Ve buniye makabla ta'i tenisi alel hareketi fi nahve daribetin li'ennehu sara bi menzileti vesetil kelimeti kema fi nuni te'kidi ve ya'i nisbeti nune te'kidde ya'i nisbette ahir vesetul kelime hükmüne geçtiği gibi ta-i tenisin gelmesiyle ahir vesatul kelime hükmüne geçiyor. Vesatul kelime hükmüne geçince ne oluyor? Artık i'rab onun üzerine değil, ondan sonra gelen harf ta neyse nün ta üzerine geliyor. Nün-i tekit üzerine gelmez zaten o da mebni. Bir de yay nisbet üzerine gelir. Bir de ise tamam daribetun tanın yapışmasıyla be vesate girdi. Artık i'rab ta üzerine gelir. Ben ne oluyor? Mebni alel fetha oluyor. Niye mebni alel fetha oluyor? Mebni alel kesre olsa değil, mebni alel damme olsa değil. Kelimenin ortasında damme de gelebilir, kesre de gelebilir. Diyor ve alel fethi lil hiffeti. Mebni alel damme alel kesre değil de mebni alel fetha olmuş. Niye? Hiffetten dolayı. Oldu. Fasun fismil mefuli. Sülase-i Mücerred'in ismi faalini öğrendik. Sülase-i Mücerred'in gayrisinden, yani Sülase-i Mezidfi, Rubai-i Mücerred, Rubai-i Mezidfi'nin ismi faalini de öğrendik. Sıra neye geldi? İsmi mef'ule geldi. Sülase-i Mücerred'in ismi mef'ulü ne? Sülase-i Mücerred'in ismi mef'ulü nasıl gelir? Sülase-i Mücerred'in gayrisi olan fiilden ismi mef'ulü nasıl gelir? Yarın ona devam ederiz Allah'ın izniyle. Yarın da faslun fi ismi zamani ve mekan oraya kadar mutalaa edin. İbareyi okuyun.
وصيغته من غير الثلاثية على صيغة المستقبل بميم مبمومة وكسر ما قبل الآخر نحو مكرم فاختير الميم لتعذر حرف العلة وقرب الميم من الواو في كونها الشفوية وضم الميم للفرق بينه وبين الموضع ونحو مسهب للفاعل من أسبة ويافع من أيفع شاغ وبني ما قبل تاء التأنيث على الحركة في نحو ضاربة لأنه صار بمنزلة وسط الكلمة كما في نون التأكيد وياء النسبة وعلى الفتح للخفة تمام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب